Ya bu kız görgü kurallarını da unutmuş. En iyisi kendimiz tanışalım. Selim ben. Ömer Aslanbaş. Memnun oldum. Pardon, Selim benim Sydney'den arkadaşım. Ömer de... Eski eşin. Ceren, benim çıkmam lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne haber? İyi. Hepsinin ifadesini al. Baş üstüne amir. Buyur. Sonra baktım ses ısrarla Ceren değil ben, Diyar diyor. Telefonunu evde unuttuğunu söyledi. Adresi verdi, ben de geldim. İyi ettin mi? İyi ettin. Dakika bir meşhur Ömer Aslanbaş'la tanıştım. Yanlış bir zamanda gelmedim değil mi? Yani o ve sen burada ikiniz bir arada... Ömer abimle ilgili bir mesele yüzünden buradaydı, benim için değil. Abin nerede, burada mı? Ben de çok isterim tanışmayı. Odada uyuyor. Ama zor bir gün geçirdi, yani bugün bir daha uyanır mı bilmiyorum. Neyse, başka zaman görürüz o zaman. Neler olduğunu anlatmayacak mısın? Hangi rüzgar attı seni buraya? Ya bizim oraları görmeli kaç sene olmuştu. Atladım bir uçağa, Rize'ye memlekete. Dönüşümü de senin İstanbul'daki dönüş uçağına göre ayarlamıştım. İnanmıyorum ya. Alanda köşede bekleyecektim. Sonra sen geldiğinde de check-in sırasında arkanda bitecektim. Pardon, Sydney uçağının sırası burası mı diyecektim ama... Senin havaalanında karşılamaktan kastım İstanbul havaalanıymış yani. Ha? Ya baktım ortalıkta yoksun, sarıldım hemen telefona. Avustralya'dan arıyormuş gibi yaptım. Gerçi ben İstanbul'da biraz oyalanacaktım ama... Hadi dedim, gelmişken hem Ceren'in abisini göreyim hem de oraları bir gezeyim. İyi demiş miyim? İyi demişsin. Ha bu arada baharatların kaç kilo tuttu biliyor musun? Artık kendin götürürsün dönüşte. Ya çok pardon. Sipariş verirken kendimden geçmişim demek. Ben şimdiden onları Avustralya'ya postalarım. Sen merak etme. Yok şaka yaptım. O kadar da ağır değiller. Ama bavulun yarısını kaplar ona göre. Bavul? Ben böyle geldim. Ne diyorsun ya? Bizimkiler de öyle dedi. Şaşırdılar. Ama sen nasıl olsa alışveriş yapmayı seviyorsun. Gerekirse bana bir şeyler alırız değil mi? Tamam.